Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Önümüzdeki hafta transferde de en az bir bombanın patlaması bekleniyor demiş gazetede. Kısacası İsmail Kartal hayalindeki Fenerbahçe'yi Sivas deplasmanından sonra tam olarak izletmeye başlayacak. Özellikle forvet ve sol bekin yanı sıra mümkün olursa bir de kanat takviyesi yapılması bekleniyor sarı lacivertlerde. İsmail Kartal'ın isteği de en azından bir transferin Antalya'daki kampa yetiştirilmesi konusunda. Forvette Bupenza ismi, sol bekte Angileri ve Lato, kanatsa Sallai ön plana çıkan adaylar konumunda. Transferlerde geldikten sonra İsmail Kartal artık hayalindeki Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaşmış olacak. Acun Ilıcalı'dan bomba transfer. Fenerbahçe'nin yıldızı teklifi kabul etti. Acun Ilıcalı'nın İngiltere'den kulüp satın alma hayali geçtiğimiz gün gerçekleşti. Ünlü iş insanı ve televizyoncu Championship ekibi Hull City'yi satın aldı. Championship ekibinden yapılan açıklamanın ardından anlaşma resmiyet kazandı. Acun Ilıcalı'nın devre arası transfer döneminde takıma takviyeler yapacağı öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi resmen satın alması İngiliz basınında da geniş yer buldu. Ada medyası iş insanının Championship ekibini satın almasını manşetlere taşıdı. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya üzerinden anlaşmayı noktaladığı belirtildi. Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Ocak ayı ara transfer ve tescil döneminde yeni takımına transfer takviyeleri yapma kararı aldı. Ünlü iş insanının bu gelişmeler sonrasında gözünü Süper Lig'in yıldızlarına çevirdiği öğrenildi. Öte yandan Acun Ilıcalı ile ilgili flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Dijital spor içerik platformu Voley'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de forma giyen Allah Yer Sayatman eşi transfer etmek için anlaşma sağladı. Acun Ilıcalı'nın bu transferi noktalamak için girişimlere hız verdiği belirtildi. Haberin ayrıntılarında Acun Ilıcalı'nın Allah Yer Sayatman eşi transferini noktalamak için bugün Fenerbahçe ile görüşeceği ifade edildi. Acun Ilıcalı'nın genç forveti transfer etmek konusunda prensipte anlaştığı vurgulandı. Acun Ilıcalı'nın transfer etmek için anlaşma sağladı Allah Yer Sayatman eş, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Zorya Luhansk forması giymişti. Ukrayna temsilcisinde 24 maçta süre aldı. İranlı golcü bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Allah Yer Sayatman eş aynı süreçte 4 asist yaptı. 20 yaşındaki santraforun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. İranlı golcünün güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe, Allah Yer Sayatman eşin bonservisini 2019-2020 sezonunda 753 bin euro karşılığında almıştı. Görüşmeler başladı. Pelkas'ın yerine olan Salahi. Fenerbahçe ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirmek hem de verim alamadığı futbolcuları göndermek için düğmeye bastı. Son 6 ay maçında ilk 11'de başlayan ancak bu sezonki kötü performansına bir yenisini daha eklenen Dimitrios Pelkas'tan artık umut kesildi. Fenerbahçe yönetimi Yunan futbolcu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Pelkas için Yunanistan, Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenilirken Yunan futbolcunun yerine alınacak oyuncunun da belli olduğu öğrenildi. Bundesliga'da Freiburg forması giyen Macar sağ kanat oyuncusu Roland Salah için menajeri ve kulübüyle temasların başladığı öğrenildi. Sağ kanat dışında sol kanatta da forma giyebilen Roland Salah'ın Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Salah'ın hem Macaristan milli takımı hem de Apoel Nikosia'dan takım arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Salah'a geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in idmanda çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından beğenerek adeta Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini doğrulamış oldu. Ayrıca antrenman fotoğrafının altına da alevim uyusu bıraktı. Fenerbahçe'nin 30 kez Macaristan milli takımı forması giyen Salah'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor. Fenerbahçe için Yunanistan'dan stoper transferi iddiası. Fenerbahçe son olarak ligin 22. haftasında Altay'ı evinde konuk ederken mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve inişli çıkışlı form grafiğinde derin bir nefes almıştı. Maç sonrası Yunan medyası Fenerbahçe'ye ilişkin önemli bir haberi gündeme getirdi. Buna göre Kanarya daha önce de transferi için temaslarda bulunduğu Giannis Mialidis'i kadrosuna katabilir. Haberde
Park forması giyen Giannis Mihalidis'in son iki müsabakada da kadroda olmamasına dikkat çekti. Bilindiği üzere Park son olarak çarşamba günü AEK'yi evinde konuk etmiş ve müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Yunan ekibinde Giannis Mihalidis kadroda yer almadı. Aktarılan bilgilere göre Giannis Mihalidis'in son iki maçtır kadroda yer almamasının sebebi Fenerbahçe'ye transfer olma olasılığı. Buna göre Rogon menajerlik Fenerbahçe oyuncusunu yeniden teklif etti ve Yunan futbolcu kendisini riske atmak istemiyor. Öte yandan Mihalidis'in satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoper için pazarlığa başlayabileceği ve rakımı indirmek isteyeceği dile getirildi. Marius Yeremos ülkesine dönüyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belezoğlu'nun özel isteğiyle kadroya katılan ve dönemin sürpriz takviyelerinden biri olarak nitelendirilen Marius Yeremos'un ülkesine döneceği iddia edildi. Uruguay ekibi Penarol, sezon başında Fenerbahçe'den Belçika Ligi temsilcisi Berşat'a kiralanan Marius Yeremos'u kadrosuna katmak istiyor. Belçika gazetesinin haberine göre transferin gerçekleşmesi an meselesi. Sakatlığından dolayı çok verimli bir sezon geçirmeyen Uruguaylı stoper, Berşat formasıyla 8 lig ve 1 kupa maçı olmak üzere sadece 9 karşılaşmada forma giyebildi. 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2020 yılında İspanyollar Liga ekibi Las Palmas'tan 1,5 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Fenerbahçe'den 43 milyon kar. 4 büyük kulüp faaliyet raporlarını açıkladı. Biraz Haziran 2021 ile 30 Kasım 2021 arasını kapsayan dönemde Fenerbahçe 43 milyon TL kar ettiğini bildirdi. Galatasaray 59 milyon TL, Beşiktaş 73 milyon TL, Trabzonspor ise 241 milyon TL zarar açıkladı. Çifte Joker Ferdi Osayi. Ferdi Kadıoğlu ile Osayi bu sezon tam bir Joker profili çiziyor. İki oyuncu da orta saha, kanatlar, bek ve hücum hattı dahil nerede görev verirse elinden geleni yapıyor. Altay maçında da kanatta maça başlayıp bekte maçı tamamlayan ikili mücadeleleriyle tam not aldı. Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye büyük kıyak. Taraftarlar o ikili için müteşekkir. Sarı lacivertlerde Altay galibiyeti moralleri arttırdı. Özellikle Miguel Crespo ve Kim Min-jae'nin performansları taraftarlardan tam not aldı. Her ne kadar takımın 7 golde hata yapsa da maç boyunca mücadelesi ve hırsıyla sevilen Crespo alkışları topladı. Portekizli orta sahanın özellikle sezon başından beri ortaya koyduğu mücadele, çalışkanlık ve devamlılık camianın gözünden kaçmadı. Galatasaray derbisindeki golüyle de kalpleri kazanan 25 yaşındaki futbolcu 13 resmi maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Sezonun ilk yarısında UEFA kadrosuna yazılmayan Crespo'nun UEFA Konferans Ligi için listeye yazılması bekleniyor. Benzer şekilde Kim Min-jae de istikrarlı performansını sürdürüyor. Güney Koreli stoper geldiği günden bu yana ritmini, performansını hiç bozmadı. 26 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki stoper sadece bir kez kırmızı kart cezalısı olduğu için maç kaçırdı. Tribünlerden en fazla alkış alan bu iki oyuncunun Vitor Pereira döneminde gelmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Pereira'nın bizzat transfer etmek istediği bu iki yıldız takımın en yararlı transferleri oldu. Altay'ın önünde Fenerbahçe'nin attığı ikinci golde Miguel Crespo'nun sevinci adeta olay oldu. Hırsı ve isteğiyle dikkat çeken Portekizli yıldız taraftarların büyük beğenisini kazandı. Takımının 7 golde topu kaptırarak hata yapan Crespo, Serdar Dursun'un galibiyet golünü atmasıyla hem rahatladı hem de en çok sevinen isim oldu.